Araf suresi 54. ayet. ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ Sonra göğe istiva etti. Bunu demin ele aldık. Cenab-ı Hakk'ın istivası. فَاِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ Onların sırtları üzerine istiva edesiniz. Burada bir kez geçmiş. ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ Sonra Rabbinizin nimetini yad edesiniz. Bu Enam'dan bahsediyor, bindikleriniz. Enam'a binmeyi ayrı, istiva etmeyi de ayrı ifade etmiş. Üzerlerine, sırtlarına istiva ettiğinizde, bir bakıma böyle kurulduğunuzda gibi. ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ E tabi o esnada onu yönetiyor. اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ Üzerine kurulup istiva edince Allah'ın nimetini hatırlayasınız. وَتَقُولُوا Ve diyesiniz ki سُبْحَانَ الَّذ۪ي سَخَّرَ لَنَا هَذَا Bize bunu musahhar kılan Allah Azze ve Celle ne kadar yücedir. وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِن۪ينَ Biz bunlara eşlenik, bunlara zaten sahip, bunlarla zaten birlikte değildik. Biz de var etmedik, şu halde bunları bize var eden Allah Azze ve Celle'ye karşı nimetin esnasında, nimeti yaşarken kulun hamd etmesi. فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ Burada da Cenab-ı Hak كَزَرَعِنْ اَخْرَجَ شَطَهُ O bitkinin filiz verip başını kaldırması, ilerlemesi, yükselmesi, kabarması ve dalı üzerine artık bindirmesi bunu يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ Bakan çiftçilerin ilgisini çekecek bir sahnede ifade ediyor. Yine istivanın bu kez bitkisel bir oluşum sürecinde ki durumunu görüyoruz. Yani adeta bitkinin kendi statiğini kendi şeyi üzerine oturtabilmesi. Eğer bu açıdan bakılırsa işte geminin yine zemine oturmasında ki kişinin enamın üzerine oturmasında böyle bir ilişki var festeva kelimesine şey veren, mana kazandıran. عَلَّمَهُ شَد۪يدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْاَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَى Bu شَد۪يدُ الْقُوَى diye bahsetti Cenab-ı Hakk'ın. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin muallimi yani Hazreti Cibril-i Emin kendisine yaklaşıp vahyettiği o süreci anlattığı yerde o ilk gördüğünde göğe kurulmuş bir halde ki ifadede yine istivayı gördük. Arşa istivası Cenab-ı Hakk'ın. Böylece istiva ile ilgili kelimeleri görmüş olduk. Bunların mana olarak belli bir fikir vermesini. Ama Allah Azze ve Celle ile ilgili kullanımın tüm bunlardan aşkın ve Cenab-ı Hakk'a özgü, ona münhasır, kullarınki gibi kusurlu olmayan bir istiva ile arşa Cenab-ı Hakk'ın istiva ettiği. Bunu bu haliyle bu ihbarı bir taraftan alıp sonra Cenab-ı Hakk'ın bu verdiği bağlamda göklerin, yerin yaratılışında ve özellikle oradaki şifre kavramlardan bir tanesi 6 gündeki yaratmayı anlayabildiğimiz ve çözdüğümüz zamanlar bunu anlamaya da biraz daha yaklaşmış olabileceğiz. Ama burada böyle bir ilmi yolculuk yapmadan kuru bir istiva tartışmasını birbirimize girerek yaparken çok yanlış yapıyoruz. Aynı şekilde 6 gün tartışmasını yaparken yahut bu ayetlerin bilimsel veya evrende sahici bir karşılığının olmadığını söylerken de yine benzer bir yanlışın içerisinde kalıyoruz. Halbuki Allah Azze ve Celle bunları tam da yaratmışken, bizleri de bunlarla bilgilendirirken, bu tür haberleri bize verirken bu haberlerin ardına düşmemizi ve gerçeği tam da Cenab-ı Hakk'ın haber verdiği şekliyle ortaya çıkarıp yaşamamızı istiyor ki
imanımız böyle muazzam bir düzeye yükselsin, ziyadeleşsin. Ayetleri yaşaya yaşaya, göre göre, inceleye inceleye, ilim yapa yapa. Peki, يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ. Bireysel olarak bizim ne kadar sorumluluğumuz var? Biz her bir bireys mesela kendimiz ya da bireysel olarak ne kadar bir sorumluyuz? Bunları neden araştırıyoruz? Kendi imkanımız kadar. Yani kişi başta kendisi araştırıp öğrenip anlayabileceği yolculukta. Sonra evladını benzer bir süreçte teşvik ederek, etrafında insanlarla paylaşarak yani. Dolayısıyla hani biraz daha imkanı varsa ne bileyim belki bir teleskop alır, bakar, inceler. İlla uzaya ilim ilgi duyması gerekmez. Diğer başka alanlarda da önemli olan Cenab-ı Hakk'ın ayetleriyle ilişkili olmak. Yani bir başkasının ilgi alanı kimya olabilir. Bir başkasının ilgi alanı fizik olabilir, bir başkasının ilgi alanı tıp olabilir, ötekinin astronomi olabilir. Ama kulun Cenab-ı Hakk'ın yarattığı ayetler üzerinden gelen bütün manaya kendisini kapatması, sadece vahiy üzerinden nakli bilgiler ile Cenab-ı Hakk'ı çok iyi tanıyıp ve sadece bu kısıt ile kalması onu aksak kılar. Çünkü Cenab-ı Hak hep çift taraflı. Hem bir taraftan vahiy ile insana seslenirken aynı vahiy ile bununa eş güdümle eşlik etmesi gereken, aynı zamanda buna eşlik etmesi gereken etrafındaki ayetlerden söz ediyor. Bunları birlikte veriyor. Cenab-ı Hak bir bahsi açıp tamam burada din meselesi bitti, şimdi biraz böyle bilimsel şeyler konuşacağız. Dindarlar çıkabilir. Onlara alakadar et, böyle bir şey diyor mu? Yani Cenab-ı Hakk'ın konuşmasında, hitabında böyle bir seküler şey var mı? Ayrım var mı? Yok, bunların ikisini bir arada ve tam da her ikisini de yapan benim özgüveniyle kulunun önüne koyuyor. Yani bu taraftan yaratıyorum, bu taraftan konuşuyorum. Siz de bir taraftan beni dinliyorsunuz kulaklarınızda, bir taraftan gözlerinizde yaptıklarımı gözlemliyorsunuz. Bak hepsi mutabakat içerisinde, karşılıklı. Biz hayır gözlem yapmayız, sadece seni dinliyoruz. O dediğin şeylere de bakacak halimiz yok. Güneşle ilgilenemeyiz. Gökteki korumayı biz inceleyemeyiz. Yerdeki o bahsettiğin ayetlere bakamayız. Gökler hubuk, hubukmuş. Bizi alakadar etmez. Dediğimiz zaman biz aslında sekülerizmi kendi içimizde bilgi düzleminde belli bir ayrıştırmayla başlatmış oluyoruz. Yani kalkıp bugün laiklikten haz etmediğimizi söylüyoruz ama dönüp geçmişte bilgi düzleminde biz zaten bunu başarmışız, ayırmışız. Bunlar bir dindarı, bir abidi, bir zahidi, bir muttakiyi alakadar etmeyen meseleler. Onun matematik bilmesi doğru değil, fizik bilmesi uygun değil. Kimya ile iştigal etmesi hoş değil. Bunlar küffarın, yani ehli dünyanın peşine düşsünler onlar. Çünkü onlar bunların peşine. Bunu dünyeviliğin bir alameti bile saymışız hatta. Halbuki Allah Azze ve Celle bu süreçteki araştırma ve incelemeleri Allah Azze ve Celle'nin ayetlerine tanık olma yolculuğu olarak Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini tanıma ve dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ı bilme yolculuğu olarak Kur'an'da tarif etmiş. Yani sıkıntı bu anlamda çok esaslı ve temelden bir sıkıntı, bir anlayış sıkıntısı. Ve bu bilgideki seküler bakış açısı bizi hayattan koparıyor, gelişmeden koparıyor, bilimden koparıyor, teknikten koparıyor. O güç hazırlayamıyoruz. وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ diyor Cenab-ı Hak. Gücünüz yettiğince kuvvet hazırlamalısınız. Matematik bilmezsen nasıl kuvvet hazırlayacaksın? Fizik bilmezsen nasıl kuvvet hazırlayacaksın? Kimya bilmezsen nasıl kuvvet hazırlayacaksın? Havayı bilmezsen, çekimi bilmezsen, kaldırma gücünü bilmezsen, göğü bilmezsen, katmanlarını bilmezsen, uzaydaki sistematiği bilmezsen nasıl uydu tasarlayacaksın, nasıl bir kuvvet hazırlayabileceksin? İşte öyle kala kalırsan adam gücünü, kuvvetini derler, toparlar, sonra gelir senin başkentine giriş yapmaya çalışır.
Çünkü sen وَاَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ emrini ihlal ettin. Zayıfladın. Sonra adam geldi, Külhan Bey gibi tepene binmeye kalktı. Elinde silahım var diyor. Halbuki aynı şehri sen silahı geliştirirken, kuvvet hazırlarken, fizikle, kimya ile ilgilenen bir sultanın var iken hiç şaşkın bir şekilde onların halicine gemiyi indirebildin. Eğer teknik bilmezsen, ilim bilmesen yürütebilir misin gemiyi? Top geliştirebilir misin? Suru aşabilir misin? Aşamazsın. Dolayısıyla bizim dini hayatımız Cenab-ı Hakk'ı tanıma boyutuyla da, yaşama boyutuyla da, küffara karşı direnç mukavemet gösterme boyutuyla da, sağlam bir iktisada kavuşma boyutuyla da beraber yürüyor. O yüzden din dünya gibi, dini ilimler, dünyevi ilimler gibi bir ayrım bizim canımıza okumuş bir ayrımdır. Kim ilk ayırdıysa, ki ne Kur'an'da böyle bir ayrım var ne sünnette böyle bir ayrım var. Bu ayrımın başlaması yani teşride laikliğin gelmesinden çok daha önce ve çok daha korkunç. Bu çok daha korkunç. يُغْشِلْ لَيْلَ النَّهَارَ geceyi gündüze örtüyor. Ne diyor burada Rabbimiz dememişiz. Demeliydik. يُغْشِلْ لَيْلَ النَّهَارَ gece nasıl gündüzü örter? Örten olması yanıyla yani. فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَف۪يفًا diyor mesela Cenab-ı Hak. Yani onu sarıp sarmalayınca. Yani bu gecenin ve gündüzün kısalması, uzaması. İşte bu andan sonra ilim başlıyor. Buradan burada bitiyor hadise. Burada onu daha fazla konuşmak zâid. Ondan sonraki kısmı teleskobun önünde, hesabın önünde. İşte biz burada yapmaya devam edince yanlış yapıyoruz. Şimdi bundan sonraki açılımı fezada. Yani işte güneş gece nedir, gündüz nedir, bunun onu örtmesi nasıl bir şeydir? Kabaca bildiğimiz bilgiler ile yaptığımız yorumlar da isabetli olmayabilir. Bunun artık o andan sonrası en iyi onu anlayacak ve Cenab-ı Hakk'ın verdiği haberi karşılığını en doğru şekilde anlayabilecek yolculuk artık o bilimsel yolda devam ediyor. Kulvarda devam etmeli. يَطْلُبُهُ حَث۪يثًا Cenab-ı Hak durduk yere o onu çok istekli bir şekilde kovalıyor. Niye desin? يَطْلُبُهُ peşine düşmüş, talep ediyor. حَث۪يثًا Bu ne namaz kılanın namazındaki haşyetini durduk yere artırır, ne Cenab-ı Hakk'a başka bir ibadette ibadet bulunan bir kimsenin yani bunu ilgilendirmiyor. Ama eğer o kimse Allah Azze ve Celle'nin bu haber verdiği şekliyle varıp buna tanık olursa bilimsel anlamda yeri keşfederek, göğü keşfederek, gündüz varlığını, gece varlığını, bu sistemin nasıl aktığını. Ha o zaman onu ortaya çıkardığımızda belki aramızdan üçü beşi çıkarır ama bizlerden birileri çıkarması, bizlerin bu yolculukta olması, onlar astronomi ile ilgileniyor ama biz de maddeyle ilgileniyoruz veya ötekiler de kimya ile ilgileniyor. Ama hepimiz Allah'ın ayetleriyle belli alanlarda ilgi içerisindeyiz ve bu araştırmalarımızı Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini tanıma şuuruyla yapıyoruz. Yani ibadet bilinciyle yapıyoruz. Kim tutabilir bizi o zaman? Kim bize daha üstün teknoloji taslayarak önümüze çıkabilir? Adam menfaat karşılığı bunu arıyor, uğraşıyor. Yani bir hobi gibi bazıları buradan bir patent çıkarırım diye ölümüne kurcalıyor. Halbuki mümin buradan Allah Azze ve Celle'yi, onun ayetlerini tanıma ve Cenab-ı Hakk'ın emrini yerine getirme içtenliğiyle yapacak bunu. Bunun nasıl bir sonuca, nasıl muazzam sonuçlara dönüşebileceğini, Cenab-ı Hakk'ın nasıl olağanüstü inkişaflar, açılımlar o kişinin önüne açacağını varın siz düşün. Ama biz bu çok temel yolculuktan 3 gündür, 5 gündür demiyorum, yüzyıllardır geri duruyoruz. يَطْلُبُهُ حَث۪يثًا Burada doğrudan bir astronomik bilgi var. Bu astronomik bir bilgi. يَطْلُبُهُ حَث۪يثًا Onu talep ediyor. حَث۪يثًا Çok istekli
bir biçimde diyor Cenab-ı Hak. Yani bildiğimiz kadarıyla şu ana kadar olan, yani ortalama uzay bilgisiyle söylersek, gecenin gündüzün peşini kovaladığı, hiçbir boşluk bırakmadığı ardışık seyirde biri diğerini tümüyle takip eden bir döngü. Hiç boşluk bırakmıyor. Yani biraz ben durayım, gündüzü gidiyorsa gitsin değil de onun ardında hızlı bir şekilde hiç boşluk bırakmayan لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا bilmem ki buralarda mı gelir. اَنْ تُدْرِكَنْ لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الْلَيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ne güneş aya idrak edebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Hepsi, bak gece gündüz arza dair, dünyaya dair tanımlar. Ay, güneş hemen yakınımızdaki en büyük iki küre ve bunların hepsiyle ilgili ayet nasıl bitiyor? وَكُلُّنْ hepsi. Yani o gecede, gündüzde, ayda, güneşte hepsi. وَكُلُّنْ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ hepsi bir felekte yüzüyorlar. Yani bu ifadeler geldiğinde insanlık dünyayı sabit yukarıdakileri hareket halinde sanıyordu. O günkü bilim böyle. Sonra yukarıdakileri sabit biz hareket halindeyiz. Yani adım adım onlar yol aldıkça en sonunda hepimiz aslında güneş de dahil bir ara güneş de sabit belliyorduk. Aslında güneş de mecrasında وَشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِنَّا hepsi bir felek içerisinde topluca yüzer bir haldeler. Ayetinin kuş bakışı verdiği resim, fotoğraf ta en baştan ama en sondaki şu anki resimle birebir mutabakat halinde. Düşünebiliyor musunuz? En sona yaklaşmışız. Buradaki bilgiyi daha ilk baştan bir çırpıda söylemiş gözüküyor. Ama niye o yolculuğumuzu sürdürmedik? Fezayı incelerken, evreni incelerken, niye ilk uyduları biz çıkarmadık? Niye varlığın göklerin ve yerin bir başlangıcı olduğu iddiasıyla statik evrene meydan okumadık Cenab-ı Hakk'ın verdiği bilgiyle? Bunları önceki derslerde de konuştuk. وَشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ve güneşi ve ayı bunların hepsini yaratan وَالنُّجُومَ ve yıldızları yaratan. İçinde özellikle söylüyorum arkadaşın kulağına gitsin diye takım yıldızları da var. وَالنُّجُومَ ve yıldızları da yaratan. Bu Allah bize konuşuyor yani. Ama bizi adam yerine koyduğu için. Ama beni adam yerine koyma ya, beni sen bu kadar büyük işleri yaratmışsan beni hiç muhatap alma diyenlere muhatap olmasın. Onlar zaten kel en'ami belhum adal. En'am gibi hatta daha alt seviyede. Çünkü Allah Azze ve Celle bize bu denli güneşi, ayı, yıldızları yaratmışken hitap ediyorsa bundan sadece büyük bir şeref duyar, Allah Azze ve Celle'nin bize ne kadar değer verdiğini anlar ve bu değerin hakkıyla olağanüstü bir sorumluluğa bürünmemiz gerektiğini akleder ve çözeriz. Sağlıklı akleden bir kimse böyle doğrusal ve mantıklı düşünür. Ama sağlık ya akıl sağlığından sorumlu olan ya da özellikle dejenere etmek isteyen, özellikle madem ki kilitlendim, söz Allah'ın sözü değil, o zaman bunu da delil getireyim diye böyle bir hamakate girmiş ise o tam tersini okuyabilir. Aa, yıldızları da mı yarattın? Vay be! Hala bize sesleniyorsun. Ya yıldızlarla uğraşsana sen diye sözü buralara çekebilir. وَالنُّجُومَ ve yıldızları hepsi مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ hepsi Cenab-ı Hakk'ın emriyle musahhar. Kime musahhar? Bunlar ne ödev görüyor, ne anlam var? Bizim anlam dünyamıza hitap ediyor. Bazıları maydanozun anlamını çiğneyince aa bak anlamlı maydanoz yarıyor diyor. Ekmeği yiyince bak yarıyor diyor Cenab-ı Hak. Ama anlam onun nazarında değersiz olduğu için göklerdeki Cenab-ı Hakk'ın yaratmasının insanda oluşturması beklenen anlam ona göre kıymetsiz olunca diyor ki gökleri o zaman bu olanca derine niçin yarattı? Cenab-ı Hakk'ın azametini kavraman için az mı bu değer? Cenab-ı Hakk'ın yaratmadaki büyüklüğünü kavraman için bu
anlam dediğimiz şey çok mu kıymetsiz bir şey, çok mu değersiz? Kulun Cenab-ı Hakk'ın yaratmadaki gücünü kestirebilmeye başlaması, bu bir muazzam yaratılış üzerinden ve onda olması gereken hayranlık bu değerlendirmeyle. Anlamlı kılmıyor mu artık yıldızları, anlamlı kılmıyor mu artık takım yıldızlarını, ne bileyim diğerlerini? Ha, bu açıdan bakmayınca yani ve anlamı küçümseyince o zaman diyor ki yani bu kadar büyük yani takım yıldızları, bu kadar büyük bir evren ve siz hala kulluktan bahsediyorsunuz kardeşim. Hala diyor namazdan, ibadetten bahsediyorsunuz. Ya şu anda evren o kadar büyük ki olsun büyük. Bunun yaratıcısı o kadar çok saygıyı hak ediyor diye ben görüyorum. Ve onun yaratmadaki büyüklüğünü görüp ürperiyorum. Daha ona saygılı ve dikkatli olmamın gerektiğini değerlendiriyorum. Bak nasıl anlamlı bir karşılığı var benim anlayışımda. Ama bu akleden insanın anlayışında yansıyor, ortaya çıkıyor. Eğer akleden bir insan değilse o zaman trene bakanların treni anlamlandıramadığı gibi bu devasa kitle niye geçiyor diye onlar da aynı şekilde bu devasa varlığın bir anlamını görmek istemediklerinden kel en'ami gibi davranıyorlar. Yoksa Cenab-ı Hak bu ayetin bir çırpıda içinde bize hitap ederken tam da o anlamı önümüze koyuyor. Girişte ne dedi? Sizin Rabbiniz var ya dedi. İnne rabbakumullah. Yani sizin Rabbiniz bak öyle biri. Saygıda kusur etmeyin. Sizin Rabbinizin ne kadar zengin, ne kadar kudretli, ne kadar büyük olduğunu görün. Onunla bir sevgi ilişkisi oluşturabilmeniz, kendinizi ona beğendirebilmeniz, onu sevmeniz, saymanız, onun da sizi sevip sayması ne kadar olağanüstü olur sizin açınızdan bir düşünsenize. Bir de bu kadar muazzam bir kudreti, her şeyi tek elinde tutan yegane kudreti saymazsanız, takmazsanız, umursamazsanız, ciddiye almazsanız, yalanlarsanız nasıl büyük bir tehlikeye göz alıyorsunuz? Bir an için düşünün. Bunlar hep kişinin akletmesinde sonuçlanan şeyler. Ama orayı devreden çıkardığın zaman artık ha tren, ha da gezegen, ha da ay, ha da yıldız, ha da diğer.